Herkese merhaba arkadaşlar, ben Rubban, Europa Universalis Hollanda serimize hoş geldiniz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz artık Hollanda olmak için gerekli bütün adımları attık, artık hazırız, ettik, eyledik, sadece tek klikimize kaldı. Hedeflerimizi, planlarımızı yapacağız, ona göre bakacağız artık ne yapacağımıza. Bu arada arkadaşlar, kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın, videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Sizin like'larınız sayesinde kanal büyüyor. Sizin desteğiniz sayesinde büyüyor. Europa Universalis serilerini biliyorsunuz ben çok fazla duyurmuyorum. Yani her gün video attığım için duyuramıyorum ve henüz çok büyük bir kitleye ulaşamadık orada. Onda da sizin desteğinize ihtiyacım var. Kanalı ne kadar beğenirseniz, destek olursanız o kadar iyi olur. Ve Discord'a lütfen katılmayı unutmayın. Çünkü videoları dediğim gibi Facebook'tan duyuramadığım için Discord'dan duyuruyorum. Discord'a gelirseniz çok çok memnun olurum. Artık Hollanda'yı kuralım ya. Çok fazla beklemenin bir manası yok artık. Paşalar gibi bir Hollanda'yız ya biz. Biz bir Hollanda'yız ya. Bitti abi, nokta bu kadar. Yalnız kolonist olmayacağım. Yani ben koloniye gitmeyeceğim. Abi giderim şeyi alırım. İngilizleri sömürürüm. O İngilizlerden zaten şey yaparım. Şimdi ordu düzeneklerimi hazırlamak istiyorum. Aynen regular. Şimdi ben bunları önceden videonun başında her zaman yapardım. Bakın şu early için, yani bu 1600 yıllara kadar hemen hemen kullanacağım bir template diyebiliriz. Şöyle. Hatta bunu yazayım early. Güzel. Şöyle seyredelim. Bir tane de orta bölüm için var. Şöyle göstereyim. Şunu şöyle yapabiliyorduk değil mi? Güzel. 6 artı yine şöyle bir division. Bir de ağır var. Bu artık oyunun son noktalarına geldiğimiz zaman kullanacağım birlik desem yeridir. Yani bunda çünkü at az. Çünkü artık ata gerek kalmıyor. Her şey kalelere malelere kalıyor. Şöyle bir dizilim. Şimdi bizde zaten bir kısım var. Hemen şu orduyu şuna göre ayarlayacağım. Early'e göre ayarlayacağım. Geri kalanını dışarıda bırakacağım. Hani 15, 6, 4 yapacağım. Geri kalanını dışarıda bırakacağım. Gel. Şöyle 15, 6 ve 4. Şimdi bunları bir ayıralım. Ya 50 division'a çıkartacağım bu arada para vererek. Şöyle building yapalım. Kaç tane yapmam gerekiyor bir bakayım. Hani tam 50 olsun, kafamız rahat etsin. Tam böyle 2 tane tam donanımlı ordumuz olsun. 8. 8 tane kente inşa edelim. 8. Vallahi para bitti. Ama herhalde bunlar yeter ya şimdilik. Şunu da yap, yeter herhalde bunlar. Bunların inşaatından sonra artık ordu 50 olacak. 50 olduğunda diğer division'la beraber keyfimize bakacağız. Donanmamız zaten full force. Her şey okey. Hatta bir tane daha şuna şey diyebiliriz. Sadece bir tane daha. Para gelirimiz çok iyi. Ship durability'miz artsın mı? Yok, bence şey daha iyi. Moralinin artması bence çok daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Bu arada ID'de artık şeye geldiğimiz için hani şuradaki kısma çok fazla gitmeyeceğimiz için amacımıza ulaştık. 10 teki kullandık. Abi o yüzden şu ikisine ağırlık vereceğim. Özellikle o militeriye ağırlık vereceğim. O yüzden şey yaptım. Diğer religionlara karşı enstitüye. Bunlara şu an ship trade power propagation şunu verelim abi. Bu önemli çünkü. Ha ne diyordum? Administer teknoloji tekten verdim. Direkt şuradan verdim. Şimdi burada vereceğim hiçbir şey benim işime yaramıyor. Belki administer şey yapabilirdim de. Mercenary'i ben sadece savaşta İngiltere'ye karşı kullanıyorum. Hani sadece savaşta çok nadir kullanıyorum. O yüzden dedim ki en iyisi ekonomik abi. Expansion yapmayacağımıza göre. Hani en güzeli ekonomik. Ben de o yüzden ekonomik. Vallahi şu an Brandenburg'a vuracak herkese ben okeyim.
Herkese okeyim abi. Seninle ilişkimiz düzeliyor değil mi bu arada? Evet, seninle ilişkimiz hakikaten düzeldi artık. Bu iyi oldu. Buna sevindim yani. Avusturya ile de ilişkilerimizi ilerletelim. Avusturya ile de çünkü dini değiştirdikten sonra biraz sıkıntı oldu. Din değişiminden sonra. Abi Antwerpen neresi ya? Biz niye Antwerpen'i şey yapamadık? Niye yapamıyoruz seni? Development 30 olması gerekiyor. Seni aslında 30'a çıkartırız da. Şunu açmak için. Yapmayacağım. Yani ihtiyacım var. Military power'a çok ama çok ihtiyacım var. O yüzden yapmayacağım. Şu an için yapmayacağım. Sonra bakarız. Şimdi İngiltere'yle Truce'um bittiği zaman bir İngiltere'ye vuracağım. Artık İngiltere'yi ben tek başıma yerim. Zaten müttefiki yok. Gerçekten artık oturur ben tek başıma yerim. Hiç acımam. 49. Bir tane daha ya. Bitmedi mi bu inşaatlar? Ben bir tane daha yap o zaman. Şu artık olsun ya. Hani 50 olsun. Rahat edelim. State income ne alemde? Güzel. State income'ımız da çok iyi durumda. Zaten trade power'a abonabiliriz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Diplomatik ID'yi 17'ye çıkartırsak muhteşem olacak. Şu an diplomatik ID'yi 17'ye çıkartmanın derdindeyim. Mainz Burgund diye. Neyse. Geçiz artık. Kaç kişi şu an diplomatik ID'miz? Gelebilir miyim? 10, 12. Daha çok var, ona çıkamayız ya. Koyamayız ama donanma, yani orduyu acilen yapmam gerekiyor. Çünkü İngiltere'ye şu an 2 eksiyle girersem muhtemelen İngilizler bizi yiyebilir. İngilizlerin ordu durumu ne alemde? Bir bakalım. Abi İngilizlerin ordu yok. Ben İngilizleri yerim ya. Ben yok ederim abi İngilizleri. Net yok ederim. Turus bitti an İngilizlere gireceğim. Direkt bitireceğim İngilizleri. Koloni yaparsa da artık duruma göre bakarız. Da koloni yapabilecek gücü var mı ki ya? Bence hiç yok ama. İspanya çok... Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi İngiltere'yi aradan çıkarttık ya. İngiltere'yi aradan çıkarttığımız için çok şey olacak, fantastik olacak. Fransa çok tehlikeli bir büyüme gerçekleştiriyor. Artık bir Avusturya ile bir olup Fransa'dan ince ince parça kopartmaya bence başlayabiliriz. Vurun abi. Hani bence onu yapabiliriz gibi geliyor. Ben artık böyle doğudan kendime müttefikler bulayım. Ne bileyim, Brandenburg mesela. Ordusu en güçlü olan başka kim var? Bak Polonya 1, Avusturya 2. Zaten sonra ben geliyorum. Bir de Brandenburg var. Brandenburg'u alırız. Fransa'yı bir şekilde yok ederiz ya. Yani herhalde. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İnşallah yok ederiz. Bunlar ne veriyor? Yapıştır. Bunlar kalsın. Evet, bu arada evet, biri beni rivaline mi seçsin? Benim rivallerim ki Danimarka beni rivaline almış. Oo, Danimarka'ya bak sen. Hadi bakalım Danimarka çakal. Heh. Şimdi eksiğimiz neydi? Bir dakika. Ordu artık 50 oldu mu? Oldu. Güzel. Şimdi bizim buradaki eksiğimiz şunun 15 olması gerekiyor. Bunun 6 olması gerekiyor. Ve bunun da 4 olması gerekiyor. Güzel. Bu ordu da çıktığı zaman her şey yerli yerine oturacak. İki taraftan da army drill yaparız. Ordumuz zaten şu an çılgın bir profesyonelliğe doğru ilerliyor. Siegeability %10. Valla her şey de güzel ha. Yani
Hiç kötü değiliz. Disiplin full. Moral deseniz 3.54. Hiç fena değil bence. Moral de fena değil. İyiyiz, iyiyiz. Maddi olarak zaten tavan yaptık. Şimdi Danimarka, Danimarka, Danimarka. Abi Brandenburg'la ilişkilerimi iyileştirmem lazım benim ya. Avusturya sen bir dur, ben şu Brandenburg'la bir ilişkilerimi iyileştirmeye başlayayım. Önemli çünkü. Çok önemli. Osmanlı ile ilişkin kötü. Ya Osmanlı sen de yani. Yani sen de. Ya alemsin. Oha. Yapıştır. Yalnız Hollanda'nın çok görevi varmış ha. Baksanıza şuraya. Trade Power bir sen mi kaldın lan? Gel hadi gel, sen de yapayım, seni de yapayım da çıplak kalma öyle ya. Abidik gubidik kalma. Şimdi senin başına bir tane daha general koyalım. Sen de dirile başla abi. Şu da iyi kickle. Donanmamız %100 mü? %100. Ordumuz da aman ordu çok dert değil. Güzel. Artan pinle de artık işimiz bitti. Stability ver. Birazcık şey olsun. Stability ihtiyacımız var mı acaba ya? Ama ilişki için işimize yarar. Güzel. İngiltere ile Truce'um hala 1553'te bitiyor. Aa, korsanlığı unuttuk biz ya. Gel gel buraya gel. Hiç de hatırlatmıyor kimse ya. Gel buraya gel. Para para para. Artık hakikaten korsanlıktan gelecek paraya da ihtiyacımız kalmadı ha. Ya para gelmiyor zaten baksana. Hani 40 gold falan geliyor yani. Ki ihtiyacım kalmadı benim buradan gelecek paraya. İngiltere'yi bu arada İrlanda haritasına sıkıştırabilirim. İrlanda haritasına sıkıştırırsak belki sadece koloni yapar. Rahat ederiz sonra. Ya çünkü ben artık bu kadar parayla bir şey yapmam lazım. Bu kadar parayla yatmamalıyım. Bir kere şu Avrupa'nın içine artık bir girmeliyim. İngiltere ile işimi bitirir bitirmez Avrupa'nın içine gireceğim abi. Yani İngiltere ile bir işim bitsin. İlk yapacağım şey direkt Avrupa'ya girmek. Bir görev daha tamamlandı. Nice. Şu katta kadar bir şey yapamıyorum. Danimarka'da bu arada büyüyen bir güç. Para ha, hazine 2000'e çıktı değil mi? Hadi bakayım. İflas 20 ne vereceksin abi? 1300 dukat. Benim 1300 dukat çok şey değil ya. Army Quill Archer bilmem ne geç. Ordu ver. Güzel, her şey harika. Tamam. Buradaki ordum da hazır. Şimdi bakın, İngiltere'yi fethetme senaryosunu size anlatayım nasıl olacağını. Şimdi burada iki tane ordu var görüyorsunuz. Bu iki orduyla direkt şuraya gideceğim. Şu iki bölgeye. Sonra arkaya çıkartacağım paralı askerlerle tık 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 küçük şehirleri alacağım. Sonra İngiltere geçmiş olsun. Donanmada zaten orduda da bu arada büyümüşüz. Harika. Donanma artık tartışmasız benim. Yani bir tek Osmanlı hile yapıyor. Durmadan buraya şeyinden fazlasını ekliyor. O yüzden yani donanmada şu an kafa tutacak da kimse yok bize. Canını okuyabilirim yani şu an karşıma çıkacak bir adamın gerçekten canını okuyabilecek durumdayım. Şimdi manifaktörü inşa et diyor. Yani manifaktörü inşa etmek ne bileyim. Gel hadi şunları yap. Tax income şunu yap.
Land Force Limit istemiyorum. Ama Naval'da zaten şu an üstünüm ya. Naval'da da çok büyük bir şey istemiyorum. Şu an bütün parayı building'e yatırdık. Güzel. Şşş, durmak yok. Babacım durmak yok. Tam gaz devam. Bir ile devam abi. Hiç az orduyu hiç boş bırakmıyorum abi. Direkt full drill yani. Full drill. Fransa'ya bu arada gireceğim. Ama ilk önce Avrupa'daki işimi bitirdikten sonra gireceğim. Bizim hala Prus'umuz bitmedi mi ya? 53. Ordularımız hazır mı? Hazır. Bekle bakalım beni. İngiltere. Geliyorum senin için. Baksana hiçbir müttefiki yok. Ah be Kral Edward. Ah be Kral Edward'ım. Queen John Duin Volos. Queen Yuanna. Abi ekonomik olarak çok çılgın bir durumdayım. Şimdi dur bir dakika, hakikaten biz bunları niye yapmıyoruz diyeceğim. Bu Ivory Mivory'ye gidemiyormuşuz, o yüzden yapmıyoruz. Yani North Sea'den bize para gelmiyor ki ya. North Sea'yi nereyle değiştirsek? Şu Genoa ile North Sea'yi bir kere daha değiştireceğim ya. Abi şu an Trade Power'da %59 ya. Of. Güzel. Güzel. Genoa'dan hiç gelmiyor ya. Neyse takılsın ya Genoa'da. Hırbal. Evet. Son arkadaşlar. Son senemiz. Hazırlanabiliriz. Sana hemen Justify Vargold'umu bir alayım. Hala Justify Vargold diyorum ya. Kusura bakmayın. Ağzıma alışkanlık oldu Justify Vargold. Spy Building'imizi yapalım. Bir daha orduya bir bakayım. Abi İngiltere'nin ordusu ilk listelerde bile yok ya. Yani İngiltere'yi yok ettik ya Fransa'yla. Sonra zaten bak ordum Fransa'nın ordusundan da büyük bu arada. Ama işte Fransa'da hayvan gibi bir manpower var. Üstüne force limiti de çok yüksek. Yani ben Fransa'yı mesela tek yiyemem. Yani Fransa'yı yiyeceksem işte arkama Avusturya'yı almam lazım. Polonya'yı almam lazım. Yani bu dayılara ihtiyacım var. Bunu aldığım zaman Fransa'yı da yok ederim. Sonra ver elini İspanya falan derken bakacağız. Ama ilk işim şu. İngiltere, şu kısımlar şuraya kadar falan alırız herhalde. Ya. Şöyle şuraya kadar ineriz. Buraya indikten sonra da Fransa geçmiş olsun. Evet. Sakın bak bak. Şu an endişem şu. Sakın ama sakın şey yapma. Benden önce savaşa girme İngiltere'yle. Zaten İngiltere'yle neyine savaşına girecek onu da bilmiyorum. Yani diyelim ki İngiltere'yle girdi savaşa. Neyin savaşına girecek abi? Toprak yok ki İngiltere'den alabileceği. Ya İngiltere adasına mı çıkacak benden izinsiz? Şakal. Tamam. Dirili durdurun abi. Dur. Dirilleri durdur. Ordular hazır mı? Hazır. Donanma olarak zaten ben... Şeyim. Nerede İngiliz donanması? Abi İngiliz donanmasının buna verebilecek bir cevap yok ki ya. Yani. Evet, bekliyoruz. Evet, %23 abi. Excess diyelim. Harika. Valla ben hazırım İngiltere. Soru sen hazır mısın? Fransa'ya bak ya. Fransa hiç umurunda değil ha Fransa'nın. Trust düşük diyor bak Fransa. Oğlum sen var ya çok karaktersizsin ya. Trust düşük diyor ha, bakar mısın abi? Şuna trust düşük diyor ya. Sen var ya büyük karakter. Sıra sana da gelecek ha. Haberin olsun.
Sıra sana da gelecek Fransa. Sen azıcık sabret. Dua et ki burada olayının arkasında ülke yok. Yoksa var ya sana neler yapardım. Hemen paralı askerlerimizi basıyorum. Standart. En hızlı onlar oluyor çünkü. Hatta şöyle yapayım. Tamam, hemen çıktıkları gibi hurra giriyoruz abi. Birinci posta çıktı. İkinci posta çıktı. Bak, şimdi bahsettiğim şey bu. Direkt bu buraya. Ve bu buraya. Sonra abi küçükler, sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Şöyle tık. En sevdiğim fethetme şekli bu benim bak. Ya İngilizlerin şansı bile yok zaten. Bak şöyle söyleyeyim. Gerçekten şansı bile yok. Bir anda bütün topraklar gitti bak. Bir anda gitti her şey. Saniyede anlık yok oldu abi Fransa. Buyurun. Şey İngiltere hala. Niye Fransa diyorum? Bir ağzıma alıştı Fransa Fransa. Sadece şurası birazcık sıkıntı olacak. Bunu da şöyle yaparız. Hemen geri dön. Sen hayırdır? Aa yok bir dakika dur. Geri dönme geri dönme. Sen burada kal. Yanlış yaptık biz. Dur yanlış yaptık yanlış yaptık. Vur. Orada da vur. Wipe'larız zaten orada. Wipe'ladık. Sen hayırdır oğlum o 5K ile nereye kafa atıyorsun ben? O kısmı anlamadım. 5K ordun var. Bir dakika ya. Nasıl abi? Abi benimle savaşa girdi ve benimle savaştan geri mi döndü o? Ne kadar saçma bir şey öyle. Topla vur abi burayı. Hızlıca bitsin çünkü. Uğraşmayalım bir daha. Vay bu arada çakal şeyi gördünüz mü abi? Çakal İskoçya'yı gördünüz mü? Hemen arkamdan mevzuya girmiş. Oğlum nasıl bir çakalsın sen ya? İskoçya'ya bak sen ya. Herhalde alırsın o top. Aa bir dakika burası İskoçya'nın ben gidemiyorum. İskoçya'dan izin alabiliyor muyuz? Veriyor izin. Teşekkür ederim İskoçya. Ben gideyim o zaman. Hadi görüşürüz İskoçya. Oğlum verdi izin, verdi. Şimdi paralı askerlerin artık hani bittiği şeye geldik. Değerinin düştüğü noktaya geldik diyebiliriz. Ya artık paralı askerler bir işe yaramayacaklar bu saatten sonra. Burada bir yerde kalen var mı ya? İngiltere barış istiyor. Klasik. Artık paralı askerlerden kurtulabiliriz. Ekonomimize zarar vermeden. Ki zaten şu an ekonomiye hakikaten verebilecekleri bir zararı yok ama. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Canımı okudu. Hayır hayır oraya niye gidiyorsun? Abi benim ordu niye buradaki isyana bastırmaya gitti ya? Ben öyle bir emir vermedim ki. Lan oğlum benim orduya bak Keko ya. İsyan bastırmaya gitti. Ah be oğlum. Ne gerek var öyle bir şeye? Şş, o kaleyi bana bırak. O kaleyi bana bırak. Allah senin belanı versin. Ulan İskoçya. İskoçya da şahlandı ha bizim sayemizde.
Bu arada keşke Administer puanı harcamasaydım. Şimdi İngiltere'den alacağımız toprakları varsayarsak. Bu arada %99 yani istediğimi alabilirim şu an İngiltere'den. Dur bakayım. Mesela tak tak tak. Kimler şaha kalkıyor bize? İngiltere. Ya İngiltere Allah'ın aşkına. Oğlum senin şu an bana atar yapabilecek bir gücün var mı ya? Şöyle alayım abi İngiltere'den toprakları. Mis. Geçmiş olsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Bu kadar. Ben daha İngiltere'yle uğraşmama gerek var mı? Şu saatten sonra İngiltere bana engel olamaz. Ben artık Avrupa'nın iç kısımlarıyla ilgilenebilirim. Gayet de iyi oldu. Oo, bunlar var değil mi? Biz bunları unuttuk. Din, oy, din artı kor, of. Öf 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 öf, din artı kor. Neyse, korları da yaparız, dinleri de yaparız. Valla İskoçya'yı kendi haline bıraktım. Valla İskoçya da bizim sayemizde bir atar gider yaptı yani. Hani İskoçya bizim sayemizde varlığını yüceltti. Direkt dirile devam. Savaş bittiği an dirile devam abi. Bu kadar. Hemen bir building yapacağız şey bittiği zaman. Orduyu belki genişletebilirim. Yani şu karada takılacaksam. Bu arada İngiltere'ye daha dokunmayacağım. Gerçekten İngiltere'ye daha dokunmayacağım. İngiltere'yi kendi haline bırakacağım. İstediği gibi takılsın İngiltere. Hatta belki İskoçya'ya karşı falan İngiltere'yi koruyabilebilirim yani. Yani duruma göre bakarız. Çünkü koloni yapmasını istiyorum İngiltere'nin. Uf, ben mi gitsem koloniye ya? Şu an canım bir koloni yapmak istedi. Niye öyle istedi ya? Buraları açsın diye mi istedim acaba ben? Bir koloni yapasım geldi. Ama çok geç kaldık. Vallahi bir koloni yapılır da. Neyse İspanya'yı alırız ya. Herkesi alıyorum abi. Bir boşluğum bir yükseldim. Herkesi alıyorum. İyiymiş be. Evet. Cenova'daki dayı iş yapmıyor ya. Neyse dursun Cenova'daki dayı. Abi çok param var. Yani çok param var. Ama kullanacak alan yok. Avrupa'ya kafa atayım mı? Valla on favor kaybetmeyi tercih ederim. Şimdi o zaman bir Avrupa'ya bakalım. Şimdi Avrupa. Sana kafa atsam Fransa... Ne? Fransa mı? Abi bir şey söyleyeceğim. Fransa sen niye böyle karaktersiz olmaya başladın ya? Oğlum bizim seninle aramızda mis gibi bir kardeşlik vardı. Biz niye? Oğlum dinden dolayı mı kaybediyoruz biz seninle? Vay arkadaş Fransa'ya bak sen ya. Biz seninle helal olalım ya. Diğer religionlara karşı var spor. Şurada. Oy Commonwealth. Yapıştır. Bir şey söyleyeceğim. Commonwealth'de helal olayım. Bence. Baksana Fransa bile çakal. Commonwealth'de helal olmuş. Gel abi. Ama agresif savaşlarına şimdi gelmeyeceğim. Ve ilişki ilerleteyim abi. Gel. Seninle full ilişki kasalım. Commonwealth'de kuruldu. Fena şeyler olacak. Çok fena şeyler. Avrupa'da çok acayip şeyler olacak. Valla tansiyon yüksek farkındayım. Elimden geldiğince de düşürmeye çalışıyorum. Ya bütün puanlarımı yiyorum yani.
Burada bırakabiliriz bence. Gayet güzel ilerledik. Gayet güzel büyüdük. Bu noktada bence bırakabiliriz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Discord'a gelmeyi lütfen unutmayın. Discord'da bulunursanız bunu yaparsak ordunun morali artıyor. Hani Discord'da bulunursanız videolardan haberiniz olabilir. Bu arada bir dakika. Of, İspanya ile Fransa savaşı girdi. Of, bu çok mutlu şey oldu. İspanya Fransa, of. Şimdi bunun iki yönden güzel bir yanı var. Bir. Nerede çıktı isyan? Abi sik. Ama orada da isyan çıkma be. Katletti oradaki orduyu. Sen bir gel şuraya gel ya. Sen Londra'ya bir gel. Sen de şu gücü bir topla. Dur dur, bu bana kafa atmasın. Dur. Sen de gel bakayım geri. Sen bir geri gel. Şimdi bu keko kafa atar mafa atar. Ölürüz. Bir moralin toparlansın. Sonra şey yapacağız. Ne diyordum? Ha yani bir yandan güzel bir yandan kötü. Abi İspanya şu an çılgınlar gibi ordu büyütüyor. Şey koloni yapıyor. Öyle bir avantajı var. Abi biz koloni yapmıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var ama yani İspanya'yı yediğimiz gün orada ben seninle ofansif savaşa gelmeyeceğim. Madem sen benim hiçbir savaşa gelmiyorsun delikanlı, ben de seninle gelmiyorum. Hadi bakayım. Ağla kudur. Ağla kudur şimdi. Bunu o şekilde bir değerlendireceğiz. 8. Ya bu arada şunların artık kovsak promote edeyim ben bunları. Promote edeyim abi. Bu kadar para geliyor. Bir şunları promote edelim. Artık 2 gelsin. Şöyle. Heh. Güzel. Çünkü cidden ihtiyacım var ya. Hani çok param var. En azından şurada bir ilerleme kaydedelim. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Güzel. Şu ikisi daha iyi oldu. Bir isyan daha geliyor. 8 kaldık. Netherlands'a geliyor bu isyan. What? Diğer isyan valisi. Abi Netherlands'a ha, convert isyan. Ya o isyan gelsin ya. O bitecek zaten birazdan. Gel hadi gel. Netherlands'a geç. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için de lütfen Discord'a katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.